Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, 2023 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, 2023 yılını kısaca özetlersem sizin için bu yıl ne anlam ifade ediyor? Bu yıl çevreniz gelişiyor. Kariyerinizle ilgili daha ciddi adımlar atabilirsiniz. Sorumluluklarınız özellikle özel hayatınızla ilgili olabilir. Yıl genelinde aslında yıllık, işte haftalık, aylık, günlük videolarımızla size yol göstermeye devam edeceğim. Bu videoda genel etkilerden bahsetmek istiyorum. Yıla Jüpiter'in Koç burcundaki iyimser enerjileriyle başlıyoruz. Jüpiter geçtiğimiz Mayıs ve Ekim aylarında Koç burcunda bir yolculuk yapmıştı. Ancak bu ilk derecelerindeydi ve tekrar geri döndü Balık burcuna. Şimdi yıla Jüpiter hızlı bir şekilde Koç burcunda başlıyoruz ve 16 Mayıs'a kadar sizin 11. evinizde, sizin için olumlu bir alanda, dost burç olan Koç'ta olacak. Bunun etkisiyle beraber tabii ki daha fazla sosyal alanda bir gelişme, arkadaşlardan destek görme, kalabalıklar ve ekip çalışmaları için özellikle daha toplum tarafından, başkaları tarafından fark edebileceğiniz alanlarda büyüme fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ekip çalışmaları için iyi bir yıl. 2023'ün özellikle ilk 6 ayı. Bir proje üzerinde çalışıyorsanız, bu belki geçtiğimiz yıl başladı, Mayıs-Haziran arasında. Bu başlamış işleri şimdi hızlı bir şekilde toparlayabilirsiniz, büyütebilirsiniz. Sonuçlar da alabilirsiniz. Özellikle Nisan ayındaki Koç burcundaki tutulma, Jüpiter etkili. Yani bir projeyi sonuçlandırmanız, bir başarı elde etmenizle ilgili çok destekleyici. Bu tabii bunun sizin için kariyer anlamında da maddi manevi ödülleri olabilir. Toplumdaki statünüzde de, hani belki bir mevkiinizde, görev tanımınızda bir güçlenme, bir değişim de meslek tanımınızda burada bekleyebilirsiniz. Yani harcadığınız emeklerin sonuçlarını alabileceğiniz bir dönem. Tabii Jüpiter size şans ve özgüven verirken biraz böyle iyimserlik de verebilir. Bunu iyi değerlendirin. Özellikle sosyal çevrenizde hani eğlenebileceğiniz, evet gününüzü gün edebileceğiniz arkadaşlar da olabilir. Böyle sosyal çevrelere de girebilirsiniz ama mümkün olduğu kadar hani günlük eğlenceler yerine size fayda sağlayacak kişilerle ilişkilerinizi geliştirirseniz bunun daha fazla hayatınıza katkılarını görebilirsiniz. O yüzden eğlenmek, hani hoşça vakit geçirmek güzel ama biraz da gerçekten sorumluluklarla ilgilenmeniz, kişisel yeteneklerinizi, becerilerinizi geliştirmeye çalışmanız lazım. Hani bu kurslara gidebilirsiniz, bazı eğitimlere katılabilirsiniz, işte grup çalışmaları içerisinde yer alabilirsiniz. Kendinizi göstermeniz gerekiyor ve yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Gereken çabayı gösterirseniz gerçekten Nisan ayıyla beraber, bu hatta Mart'ın da ilk haftasını önemsiyorum. Çünkü Venüs-Jüpiter kavuşumu da bu yılın güzel zamanlarından biri. Sizi de destekliyor. Mart-Nisan döneminde bunların olumlu geri dönüşlerini rahatlıkla alabilirsiniz sevgili ikizler. Ve 16 Mayıs'tan itibaren Jüpiter Boğa burcundaki yolculuğuna başlayacak. Güven arıyoruz, huzur arıyoruz, istikrar arıyoruz. Bu size biraz tembellik yapma imkanı da verebilir. O nedenle yılın ilk aylarını iyi değerlendirin, iyi çalışın. İşte yetişmesi gereken işleriniz varsa, öğrenciyseniz belki bir sınava hazırlanıyorsunuz, iş yerinizde bir projeyi tamamlıyorsunuz ya da işte kendiniz için bir şeyleri öğrenmek için çabalıyorsunuz. Bu dönemi iyi değerlendirin ki ondan sonra, 16 Mayıs'tan sonra biraz rahatlama, geri çekilme, dinlenme fırsatları daha fazla karşınıza çıkabilir. Jüpiter Boğa burcunda bereketlidir. Sizin 12. evinizde olacak. Bu 2024'ün Eylül'üne kadar süren bir yolculuk. İyileşme imkanlarını veriyor. Ruhsal anlamda kendinize daha güvenli hissedebileceğiniz bir dönem. İşte manevi konulara eğilebilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Daha fazla tatil yapma, gezme ya da işte manevi konulara, sanatsal konulara zaman ayırma fırsatları sunabilir. Ve tabii ki iyileşme fırsatları da sunabilir. Ruhsal şifa anlamında sevgili ikizler, 16 Mayıs'tan sonra Jüpiter sizinle daha fazla ilgilenecek. Genelde biraz mizaç anlamı ile çok hareketli olan, zihinsel anlamda çok hızlı olan bir burçsunuz ve huzursuzluklar, gerginlikler, sinirsel zayıflıklar hissedebilirsiniz. 16 Mayıs'tan itibaren Jüpiter sizi iyileştirmek adına burada daha fazla çaba gösterecek. Burada da maneviyatın biraz derinleşmesiyle beraber bir kabulleniş, bir anlayış, bir empati gelebilir size. Hani bu da
materyalist yapılardan ziyade biraz hayatın manevi yönlerine daha fazla odaklanmanızı sağlayabilir. Bunun da verdiği güçle, destekle, manevi rehberliklerle de güçlü iyileşme imkanlarını bulabilirsiniz. Bu yıl tutulmalarımız Boğa Akrep aksında devam ediyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, ancak Temmuz'dan itibaren ay düğümleri Koç Terazi'ye geçecek. 1,5 yıllık bir döngü de başlıyor. Yani bu yıl hem Boğa ve Akrep'te tutulmalar var, hem Koç ve Terazi'de tutulmalar var. İlk tutulmayı da zaten Nisan ayında yaşayacağız. Bu tutulma size sosyal anlamda, iş anlamında bir projenin sonuç vermesi, başkaları tarafından fark edilmesi gibi bir önemli başarı getirebilir. Güçlenme dönemi, bir ün ve başarı dönemi. Bunu söyleyebilirim. Ekim ayında da yine tutulmalarımız devam edecek. Koç terazi tutulmalarıyla beraber aşk hayatınız, işte arkadaş çevreniz, ilişkileriniz, bunları şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Özellikle Mart-Nisan ayında sosyal çevrenizde bir gelişme bekleyebilirim. Yani size ışık olacak, size yol gösterecek, size gerçekten rehberlik edecek kişiler hayatınıza girebilir. Bunlar manevi rehberler de olabilir. Yani bir kişiyle tanışırsanız hayata bakışınız değişebilir. İnançlarınız, felsefeleriniz değişebilir. Önemli bir öğretmen de olabilir bu, karşınıza çıkacak. Ya da size iş hayatında, eğitim hayatınızı rehberlik edecek bir kişi de olabilir. Bunun gibi açılımlar var. Hayatınıza girecek kişilere dikkat edin. Gerçekten bunlar sizi ileriye taşıyacak kişiler olacak. Şanslarınız bu anlamda çok güçlü. Bununla beraber özellikle yılın ikinci yarısından itibaren, daha çok bunu Eylül, Ekim aylarında hissedebilirsiniz. Romantik ilişkiler kurabileceğiniz fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Yani aşk hayatınızda kalbiniz boşsa aşık olma, flörtler, işte romantik bir ilişki, önemli ilişkiler, özel ilişkiler, bunların da yaşamınıza girebileceği bir süreçten bahsediyorum. Çocuklarla ilgili konularda da bu yıl önemli görünüyor. Sevgili ikizler, çocuk sahibi olmak istiyorsanız yine yılın ikinci yarısından itibaren özellikle, bu 2024'te de devam eden bir etki, kişisel haritanızın aldığı tesirlere göre değişebilir. Çocuk sahibi olma konusunda da önemli açılımlar var. Çocuklarınız varsa çocuklarınızın eğitimi, onların hayatları, onların seçimleri, onların gelecekleriyle de ilgili yine yeniliklerin, düzenlemelerin olabileceği, yeni fırsatların, açılımların karşınıza çıkabileceği yine önemli bir yıl 2023. Sevgili ikizler, 2023 yılı jenerasyon gezegenlerimizin de burç değiştirmesiyle beraber aslında toplumsal alanlarda da güçlü etkilerle karşılaşabileceğimiz bir dönüşüm yılı. Plüto biliyorsunuz 2008'den bu yana Oğlak Burcu'nda hareketini sürdürüyor. Bu yıl 23 Mart'ta Plüto Oğlak'tan ayrılıp Kova Burcu'na geçecek. 20 yıl Kova Burcu'nda kalacak. Uzun bir hareket. Dolayısıyla toplumsal, kültürel, finansal, sosyal yapılarda önemli bir döngüyü bize başlatacak, aslında dönüşüm dönemini başlatacak. Bu yıl çok hızlı bir hareketi olmayacak. Sadece 0 derecede, Kova Burcu'nun 0 derecesinde 23 Mart ile 11 Haziran arasında Plüto hareketli olacak. Ancak tabii ki bir jenerasyon gezegenin burç değiştirmesini önemli buluyorum. İlk işaretlerini özellikle dünya üzerinde hızlı gelişmelerle karşımıza çıkarabilir. Bu geçişi sırasında Jüpiter'in Boğa Burcu'na geçen Jüpiter'le de bir açısı olacak. Mayıs ayının 16'sından itibaren bunu hissedebiliriz. 20-21 Mayıs civarları da işte Aslan Burcu'ndaki Mars'la yine bir açılanması var. Sabit burçların 0 derecelerinde ciddi bir zıtlaşma söz konusu. Bu toplumsal anlamda gerek ekonomik piyasalarda olsun, gerek bilimsel alandaki bazı hızlı gelişmeler olabilir, sosyal reformlar şeklinde olabilir. Bir yandan baskı ama bir yandan da bir yenilik enerjisi getiriyor bize. Bunun tabii ki güçlü dönüşümüyle stresler artabilir. Yani doğa olaylarında bile daha ciddi tetiklenmeler olabilir. Sizin için çok hani bireysel anlamda etki alan burçlardan değilsiniz. Özellikle Plüto'nun Kova Burcu'na geçişiyle beraber önümüzdeki hani 20 yıllık süreçte de bu Plüto Kova Burcu'nda olacak. Sizin 9. evinizde olacak. Bu tesirler sizin inançlarınız, düşünceleriniz, hayata bakışınızla ilgili aslında. Yani bu 20 yıllık dönem 2044'e kadar, daha çok bunu 2024'ün ocağından itibaren kesintisiz bir şekilde hissedeceğiz aslında. Şu ana kadar inandığınız bazı düşünce kalıplarında hızlı değişimler olabilir. Bunlar manevi inançlarınız, felsefeleriniz, hayattan beklentileriniz, bakışınız,
bilgi ve kültürel anlamdaki konumunuz. Buralarda önemli kırılmalarla karşılaşabilirsiniz ki Mayıs ayı burada belki bu anlamda çok böyle hızlı bilinç sıçramaları yaratabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bakalım ne tür tesirler altında olacağız. Hani bir anda dünya üzerinde evrensel anlamda olacak bir gelişmenin hani size etkileri olabilir. Kişisel anlamda bu anlamda bir değişimle karşılaşabilirsiniz ve bu tüm yaşama anlam arayışınızda belki inanç sisteminizde de çok köklü bazı dönüşümleri tetikleyebilir. Yurt dışı, uluslararası konularda beklentileriniz varsa yine Mayıs ayında önemli bazı kırılmalar olabilir. Yani yurt dışında yaşamak istiyorsunuzdur. Burada bazı yasal süreçleriniz olabilir, girişimleriniz olabilir. Uluslararası ticaret ya da uluslararası bir işte çalışmak veya yurt dışında eğitim almak gibi konularınız olabilir. Bunları tabii teknolojiyle de birleştirdiğimizde dijital alanlarda olabilecek iş girişimler, online işler, e-ticaret tarzı işler ya da işlerinizin teknolojik dönüşümleri, internet üzerindeki bazı yapılanmalar falan benzeri konularda da bazı girişimlerinizin olması, bir fikrinizin oluşması, bazı adımlar atma yönünde itilim hissetmeniz, örneğin baskılar hissetmeniz, bunları yine bekleyebilirsiniz. 2023 yılında büyük öğretmen Satürn burç değiştirecek. 2020 aralığından bu yana Kova burcundaki hareketini sürdürüyor. Bu yılın da ilk iki ayında Ocak, Şubat yine Kova burcunun son derecelerinde olacak Satürn 7 Mart'tan itibaren artık burç değiştirecek ve Balık burcuna geçecek. Bu da bir önemli enerji değişimi tabii ki. Satürn'ün olduğu yerde disiplin vardır. Öğrenmemiz gereken dersler vardır. Ve burada kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Her şeyi daha ciddiye almamız lazım. Daha planlı olmamız lazım. Balık değişken bir burç. Dolayısıyla Satürn'ün Balık burcundaki transiti değişken burçlarımızı daha güçlü bir şekilde etkileyecek. Sevgili ikizler, siz de değişken bir burçsunuz. O yüzden bunu lütfen önemseyin. Satürn geçişi haritanızın 10. evinde, kariyer evinde, toplum alanında geleceğinizi etkileyecek yapılanmalarla ilgili sorumluluklarınız alanında tesir ediyor. 2026'ya kadar kalacak. Bu yıl daha çok ilk dekanında olacak. Yani ilk 8 derecesinde göreceğiz bu hareketi. Ama önümüzdeki 2026'ya kadar da tabii ki bu etkiler devam edecek. Artık sorumluluk almanız gereken bir dönem kariyerinizle ilgili. Tabii ki bu eğitimini aldığınız bir işle ilgili bir mesleki anlamda bir girişim, bir çalışma ortamını sunabilir size. Bununla beraber kendi işinizi kurma gibi bir yapılandırma içerisinde olabilirsiniz. Ailevi konularda değişimler olabilir. Yani hayat biraz daha büyümenizi istiyor artık. Büyümeniz ve olgunlaşmanız için baskılar artabilir. Kendi ayaklarınızın üzerinde durmanız gerekebilir. Bu da tabii ki çalışmak, iş sahibi olmak, işte mesleğinizde ilerleme, kariyeriniz için belki kişisel sorumluluklarınızı almanız anlamına geliyor. Evet, zorluklar olabilir, sıkıntılar olabilir. Satürn sizi büyütmek için dersler karşınıza çıkarabilir. İş değişimleri, işten ayrılma gibi konular olabilir. Ailevi alanlarda bazı sorumluluklarınız artabilir ya da anne baba, aile, onların düzenleri, onların sağlıkları ve benzeri konular da bu önümüzdeki 2026'ya kadar olan süreçte sizin için önemli olabilir. Toplumdaki statünüzde olgunlaşma dönemindesiniz. Yani bu ne demek? İşte bir iş sahibi olduğunuzda tabii ki kariyerinizde bir gelişme. Bununla beraber evlenebilirsiniz. Evlenerek bir aile sorumluluğu alabilirsiniz. Bu da sizi büyüten bir durum. Evlisiniz, işte anne baba olabilirsiniz. Zaten bu yıl yani tutulmalar da bu anlamda çocuk sahibi olmak konusunu destekliyor. Anne baba sahibi, anne baba olup, ebeveyn olup yine toplumsal kimliğinizi bir şekilde burada değiştirebilirsiniz. Kendinize uzun vadeli, kimliksel anlamda bir yapı getirebilirsiniz. Artık anne olursunuz ya da baba olursunuz. Bu da bir önemli sorumluluk tabii. Hayat boyu hayatınıza gelecek bir sorumluluk. İlişkilerle ilgili konularda önemli adımlar atabilirsiniz. Yer değişiklikleri olabilir, taşınmaları olabilir ve benzeri konular. Yani bu gündemlerimiz Satürn tesiriyle devam ediyor. Size tavsiyem, Satürn sorumluluk gezegeni olduğu için bu dönemde lütfen kendinizi geliştirin. İş konularında üstlerle ilişkilerde, otorite figürleriyle ilişkilerde zaman zaman zorlanmalarınız olabilir. Görevlerinize daha disiplinle yaklaşın. İhmalkar davranmayın. Ailevi konularda daha yine hassas olmanız gereken bir dönem.
anne baba ve ebeveynlerle ilgili zaman zaman zıtlaşmalarınız olabilir veya onların baskılarını hissedebilirsiniz. Ama buralarda da daha belki işte kişisel sorumluluklarınızı almanız gerekiyor. Daha sağduyulu davranmanız, daha etik davranmanız gerekiyor. Bununla ilgili konularda tabii sizi uzun vadede baktığımızda bu alacağınız dersler ne olacak? Sizi büyütecek, geliştirecek, olgunlaştıracak ve geleceğinizi, kariyerinizi daha da sağlamlaştıracak. Sağlam olmayan temeller de zaten hayatımızda artık geri planda kalacak. Yani bunları bir eleyebilirsiniz sevgili ikizler. Evet, yılın geneline şöyle bir baktığımızda bu yıl arkadaşlardan yana büyüme fırsatlarınız, sosyal çevrenizi geliştirme fırsatlarınız var. Şanslar karşınıza çıkıyor. Sizi büyütecek, size yeni imkanlar getirecek önemli kişilerle tanışabilirsiniz bu yıl. Çocuklarla ilgili kararlar verebilirsiniz. Aile olmak, ebeveyn olmak gibi fırsatlarınız var. İşiniz ve mesleğinizle ilgili konularda sorumlu olmanız, ciddi adımlar atmanız gerekiyor. Kendiniz için gerekli, yani sizi için doğru mesleklerde ilerleme fırsatları bulabilirsiniz. Ama sizin için doğru olmayan işlerden de ayrılabilirsiniz. Yani buralarda da bazı önemli kararlar verebilirsiniz sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum. Hoşça kalın.